Cümleten selamun aleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile daha birlikteyim arkadaşlar. Şu anda tam şu anda işten yeni geldim. Video çekeceğim ve bugün Nurten Reis'in doğum günü arkadaşlar. Nurten Reis'in doğum günü şerefine onu bugün güzel bir yere götüreceğiz. O yüzden bugünkü videoda sadece beni göreceksiniz. Bütün bilgileri kısa bir zamanda ve en net şekilde sizlere anlatacağım. Sizlerin için coin kazanmasını istiyorum. Ardından arkadaşlar helalleşeceğiz ve yarınki videoda birlikte tekrardan görüşeceğiz. Önceki Nurten Reis'in doğum günü özel sizlerden yorumlara tatlı mesajlar bekliyorum arkadaşlar. Hepsini Nurten Reis'e okutacağım. Nurten Reis'i biliyorsunuz ailemizdeki paket vurucu affetmez koydum otuttur. Şimdi asıl konuya gelelim. Bu Black Friday kara cuma muhabbeti nedir? Ee, zaten çok fazla ete gerek yok. Biliyorsunuz dünyada genel olarak indirimler oluyor. Bunun FIFA yansıması nasıl oluyor? FIFA arkadaşlar bugünü kullanarak bir sürü her saat 5 olmak üzere cuma günü saat 9'dan itibaren her saat başı olmak üzere Lightning Round dediğimiz yani sınırlı sayıda paketler getiriyor. Geçen sene 100 bin tane paket getiriyordu ve bu 100 bin tane paket yaklaşık bir buçuk dakika içerisinde store'dan yok oluyordu. Şimdi bu sene nasıl ucuzlayacak, en ucuz oyuncular ne zaman olacak, hangi yatırımları yapmalıyız hakkında sizlere kısaca bilgilendirmeler yapacağım. Önceki ben kadromu geçtiğimiz hafta Cumartesi günü Foot Champions'i erkenden bitirip bozdum. Şu anda 9 milyon coins, e, cash coins var onu 10 milyona ya kadar yapmaya çalışacağım e, bu cuma akşamına kadar. Deliler gibi coin kasıyan ve biliyorsunuz ki geçtiğimiz hafta arkadaşlar dünyada 65. sıradaydık. şu anda da yaklaşık 20 milyon coin transfer karım var ve bunu 0 TL ile yaptığımı sizlere gösterdim. hani ne kadar çok trade bildiğimi, bu oyundan ne kadar çok anladığımı o şekilde de zaten sizler de görebilirsiniz ki gördünüz de. Şimdi arkadaşlar bu karıcım muhabbeti şöyle oluyor. Ben geçen seneki sizlere kendi gördüğüm şeyleri açıklamak istiyorum öncelikle. Arkadaşlar oyuna 100 bin tane paketi bir anda indiriyor bunlar. 100 bin tane 50k paketi indirse 1.2 milyon tane oyuncu yapar. 1.2 milyon tane oyuncunun yarısı Quixel olsa 600 bin tane nitelikli oyuncunun markete geleceği anlamına gelir. 600 bin taneden de az olarak düşünün. 300 bin düşünün. 300 bin tane satılacak nitelikte oyuncu markete düşünün. Bu neye sebep olur? Daha fazla markette daha fazla Bale olmasına, daha fazla Ronaldo olmasına, daha fazla ikon olması sebep olur. Ve insanlar hani herkes bugüne bilendiği için herkes diyor ki ben bugün kadromu kuracağım. Paketten çıkardıkları isimleri direktman olarak hemen bir şekilde elden çıkarıp elden çıkardıktan sonra direkt oyuncu almak istiyorlar. Bu sefer de ne oluyor? İnsanlar paketi açıyor. Mesela Bale var. Hemen ben Bale'ı satmalıyım ve gidip adam almalıyım diyor. Bale'ın buy bakıyor. 350 bin. Ben bunu 345'e koyayım diyor. Fakat çok fazla insan paket açtığı için ve çok fazla o anda bail çıktığı için, olağandan fazla mesela bail çıktığı için ne oluyor? O 345'e koyuyor, 340'a koyuyor, 335'e koyuyor, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne de bu şekilde e, kademe kademe oyuncuların fiyatları da düşüyor arkadaşlar. Ondan sonra hemen oyuncuyu satar satmaz yeni bir adam almak istiyor. Mesela adam gidip Mbappe almak istiyor, ikon almak istiyor. Bu sefer de ikona talep artıyor. Bu sefer de konu fiyatı çıkıyor. Yani kısacası bu işler arkadaşlar arz talep meselesi. Sizlere benim tavsiyem hani bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ben kendi yapacağım şeyi söylüyorum. Tekrar tekrar altını çiziyorum. Sonra lütfen yorumlar kısmına gelip ağlamayın ha. Ben kendi trade'imi yapıyorum. Transfer kârları, dünya sıralamaları ortada. Lütfen hani sizin de işinize siniyorsa yapın. Sinmiyorsa yapmayın. Ben kendi yapacağım şeyi söylüyorum. Lütfen sonra gelip yorumlara enteresan enteresan şeyler yazmayın. Benim her sene yaptığım gibi bu sene de aynısını yapacağım. Her eventte de her özel etkinlikte de böyle olur. Bunu unutmayın. Paketler çıkar çıkmaz market düşer. Paketler çıktıktan yaklaşık 45 dakika bir saat sonra market tap noktayı görür. Bu tıpkı oyunun başına One Swatch etkinliğinde olduğu gibi yine aynısı olacak. Sizlere benim tavsiyem şudur ki benim yapacağım şey de budur. Saat 9'da EA Sports tahminimce 100.000 tane 50 klık paket çıkaracak tahminimce. Ve bunu çıkarır çıkarmaz herkes tabii ki gömülecek. Arkadaşlar 2-3 dakika içerisinde paketlerin biteceğini düşünüyorum. Ardından arkadaşlar herkes takım kurmaya çalışacak. Ve ben de takımımı cuma akşamı saat 9-10 geç 9 10, -10 geçe ile 9.30 arasında o 15-20 dakikalık kısa süreçte kuracağım. Peki bundan sonra neler yapacağım? Zaten benim kadrom genelde ikon ağırlıklı olduğu için büyük ihtimalle bit vererek bu oyuncuları almaya çalışacağım. Ve marketin arkadaşlar dibi göreceği zaman ya bu ilk saat dilimi olacak yani bu ya bu ilk saat dilimi olacak ya da ben yani bir bir buçuk saatlik dilim olacak belki yarım saat daha sarkabilir ama ben riski atmamak amacıyla en geç saat 9.35-40 geçe takımımı kurmuş olacağım çünkü ondan sonra fark edeceksiniz ki oyuncular hiç çıkmadığı kadar yükselecek, hiç çıkmadığı kadar artacak. Bu da sizlerin oyuncuları almanızı zorlaştıracak. Bunu unutmayın arkadaşlar. Takımınızı bu aralıkta kurmaya çalışın. Şimdi gelelim yatırımlara. Bugün Facebook grubumuzda bir yatırım var. Burada Facebook grubu inanılmaz aktif. Bakıyorum abi her gün 300'e yakın post geliyor. Yani 300 350'ye yakın post geliyor. Bu gerçekten büyük bir rakam. Büyük bir FIFA topluluğu var Facebook grubumuzda. Oğuz Erdoğan kardeşliği yazarak Facebook grubumuza katılabilirsiniz. Oraya katılın. Mesela ben bugün bir yatırım yaptım çıkacak Team of the Week'i bir şekilde Twitter'dan, Reddit'ten erkenden öğrenip bu Team of the Week'te yer alan bronz ve silver oyuncuları topladım. Buna yaklaşık 100 binlik bir yatırım yaptım. Bunu da her hafta paylaşacağım o yüzden Facebook grubuna gelin. Black Friday yatırımları için neler yapmalıyız? Şimdi EA Sports sizlere evet coins'i verecek. Herkese kadroları kurduracak. Evet ama ondan sonra marketten bir şekilde coin silmesi gerekiyor. Ve bu coin'leri silmek için de tak ne getiriyor? Footmask getiriyor. Unutmaz arkadaşlar aralığın 15'inde veya 16'sında cuma işte o bakın tam aralığın 15 16'sına gelecek o cuma günü hangi gün oluyor bilmiyorum. O gün Futmas geliyor. Futmas nedir? Her gün mesela geçen saatte de Paulinho çıkmıştı, Nabi Keita e çıkmıştı, Ibrahimovic çık çıkmıştı galiba hatırlamıyorsam. Bu tarz oyuncuların seveceleri geliyor ve sizlere yüksek rating katları vermenizi istiyor ve sizleri forsluyor. Bu zaman diliminde 83 ve 84'lerin fiyatı şu şekildeydi. Se tabi geçen sene 84'ler zaten normalde de çok pahalıydı. Bu sene biraz ucuz. Geçen sene yaklaşık 4K'dan 7.5K'ya 83'ler yaklaşık 2K'dan 4K'ya fırladı. 83'ler 2 katken 84'ler 1.80 kat tarzı bir fiyata fırladı. Kata fırladı. O yüzden ayın 15'ini gelecek olan futmaz etkinliği için 84, 85, 86 ve 87 rating oyunculara yatırımımı yapacağım arkadaşlar. Çünkü bu oyuncularda herhangi bir zararım olmayacak. Neden zararım olmayacak onu da söyleyeyim sizlere. Çünkü zaten Black Friday'de ucuza almış olacağım. Black Friday'de çok önemli bunu sakın unutmayın. İnsanlar saat 9'u 9'da 9'dan geçer paket açıyor ya. Siz saat tam 10, 10.10 10, 10 geçe arası markette oyunculara teklif vererek almaya çalışın. Neden diyorum bunu? Çünkü bir insan paket açıyor ve onu herhangi bir price range'ini ellemeden bir saatlik listeliyor. 650 başlangıç, işte 50 bin buy now gibi. Ve insanlar da bunu ne yapıyor? Gidiyor bid veriyor. Ve o anda markette o kadar fazla oyuncu var ki bid vererek bakın yemin ediyorum size kanıtları da var. Ben geçen sene 5-6K'ya 4-5 tane hamşik kalmıştım. Alabilirsiniz. Markette çok fazla oyuncu olacak. Çok fazla gözden kaçan şeyler olacak. O yüzden saat 10'u 10 geçe, 10'u çeyrek -10 geçe arası hatta 10'da oturun yani. Onu söyleyeyim 10'da oturun. Oyunculara bid vererek alın. Ben Yüksek rating 84 83leri falan bu şekilde alacağım ve futmasa bu şekilde hazırlanacağım. Aynı şekilde geçen sene cumartesi günü arkadaşlar, hemen cuma günü çıkmıştı Black Friday. Cumartesi günü hemen Team of the Week garantili paket çıkmıştı. Team of the Week garantili paketin bu sene çıkıp çıkmayacağını kimse bilmiyor, bilemezdi. Çünkü E-sports'un tek amacı bu sene normalin dışında işler yapmak, normalin dışında insanları şaşırtmak. Benim sizlere burada bir tavsiyem daha var ve zararsız olacak şekilde arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu hafta bir Team of the week geldi. Aslında bu kadar enteresan bir Team of the week gelmemesi gerekiyordu. Team of the güzel oyuncular var. Ben böyle güzel bir Team of the week beklemiyordum. Şimdi böyle güzel bir Team of the Week çıkarın insan aklına Team of the Week de gelir dedirtiyor. Çünkü geçen sene Vidal, Nine bir sürü herif vardı ya. yani o Timotivik'i hatırlıyorsunuz sizde çok fazla kart, iyi e kart vardı. Bu sene de Sane, Kane falan, Salah falan var. Güzel bir e, Timotivik çıkarlar. Bu da insana Timotivik garantide çıkar mı çıkmaz mı diye sorduruyor. Peki burada en risksiz yatırımı nasıl yapabilirim? Şöyle yapabilirsin dostum. Ben kadromu kurduktan sonra yaklaşık 200-300 kaldık bir yatırım yapacağım dediğim gibi. Bu yatırımlarımızdan neler alacaktık? 84, 83, 85 falan falan alacaktık değil mi futması için? Zaten biz futması için bu kartları alacağız. E zaten Timo TV garantiler de aynısını istiyor. Dolayısıyla aslında almış olduğunuz yatırımlar Timo TV garantili çıkarsa direkt o zaman karı çevirebileceksiniz. Çıkmazsa direkt futmas dediğimiz etkinlikte bunları kara nakite dönüştürebileceksiniz arkadaşlar. Bu lafları unutmayın. Ben cuma günü kadromu kurar kurmaz direktman 83, 84, 85, 86, 87 rating oyuncuların hepsine çökeceğim. Bu oyuncuları alırken şunları unutmayın. İlk olarak ülkesi güzel olan kartları seçin. İspanya olabilir, Fransa olabilir ama en kolay link her zaman İspanya'dadır. Dolayısıyla İspanyol 83, 84, 85'lerden vazgeçmemenizi sizlere tavsiye ederim. E, bu şekilde yatırımlarınızı yapıp kadronuzu en ucuz şekilde kurabilirsiniz. Ve şu anda da hala kadronuzu satmak için geç kalmadınız. İsterseniz satabilirsiniz. Ama unutmayın ki zaten 5 milyonluk bir kadroyu bozduğunuz zaman muhtemel olarak 250 kadar EA Tex biraz da satısını ucuza koyduğunuz zaman 300 klık bir kaybınız oluyor. E, ee, kadromuzdaki oyuncular ne kadar ucuzlar ne kadar eder bilmem ancak ben yine de söylemiş olayım. Benim anlatacaklarım bu kadar. Yatırımlardan bahsettim. Cuma günü marketi kovalayın, özellikle teklifleri kovalayın, kadronuzu, kadronuzu kurun, yatırımlarınızı yapın ve bekleyin. Ayın 15'inde EA Sports herkesin coinslerini sıfırlamak için elinden geleni ardına koymayacak. Elinden geleni önümüze koyacak ve coinslerimizi alacak arkadaşlar. Durumlar bu şekilde. Şu anda 18,5 ya 19 milyon transfer karım var. Allah kısmet ederse onu 20 milyon yapıp sizlere aileme hak ettiğiniz, izlemeyi hak ettiğiniz çok güzel bir kadro kuracağım. Ronaldolu, Gullit'li, Vieira'lı, Balaklı, Sidoflu taş gibi bir kadro kuracağım ve onunla da yayınlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben artık yavaş yavaş yükseliyorum, eski halime geliyorum. Çünkü artık derslerin, sınavları falan bitti Allah şükürler olsun ki. Ama bu videoda sizlerin desteği çok önemli. Eğer dediklerim hoşuna gidiyorsa, dediklerime saygı duyuyorsan ve laflarım senin için kıymetliyse o beğeni butonuna basmak bu kadar zor olmamalı. Beğeni butonuna basıp kanalıma abone olursan aynı zamanda Instagram adresim Oguz 2 iki tane ne var sonunda onu da takip ederek sorularını bana oradan sor ve cevabını al dostum. Adamsın. Hepinizi seviyorum beyler. Allah'a emanet. Nurten Reis'in doğum günü kutlamayı unutmayın. Hepinize bol karlar, bol kazançlar. Bize karı cuma yok, mübarek cuma vardır. Hadi eyvallah.